Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde üstel fonksiyonun 3. bölümüyle karşınızdayız. Peki bu dersimizde ne yapacağız? Üslü ifadelerin özelliklerinden bahsedeceğiz. Neydi o özellikler? Hemen hatırlayalım. İlk önce A ve B pozitif reel sayı olsunlar ve birden de farklı olsunlar diyelim. Ardından da ne diyelim arkadaşlar? X ve Y de birer reel sayı olsunlar diye söyleyelim. İlk özelliğimiz neydi? İlk özelliğimiz A'nın eksi birinci kuvveti 1 bölü A'ya eşit. Yani 2'nin eksi birinci kuvveti 1 bölü 2'ye eşittir arkadaşlar. Veya 5'in eksi birinci kuvveti ne eşittir? 1 bölü 5'e eşittir. Pi'nin eksi birinci kuvveti ne eşittir? 1 bölü pi'ye eşittir. İkinci özelliğimiz. Üstel ifadelerin çarpımlarıyla ilgili olsun. A'nın x'inci kuvvetiyle A'nın y'inci kuvvetinin çarpımı neye eşittir? A'nın x artı y'inci kuvvetinin ne eşittir? Yani 2 üzeri x'in çarpımıyla 2 üzeri y'nin çarpımı neymiş? 2 üzeri x artı y'ye eşitmiş. Veya başka bir örnek olarak işte 3 üzeri 5 ile 3 üzeri 1 bölü 3'ün çarpımı neye eşitmiş? 3 üzeri 5 artı 1 bölü 3. O da ne yapar? 3 üzeri 16 bölü 3 yapar diye söyleyebiliyoruz. Üçüncü özelliğimiz ne? Üçüncü özelliğimiz ise A'nın x'inci kuvvetiyle A'nın y'inci kuvvetinin neye eşit olduğu? A'nın x eksi y'inci kuvvetine eşit oldu. A'nın x'inci kuvvetini A'nın y'inci kuvvetine bölüyorum. Bu da A üzeri x eksi y'ye eşit oluyor. Nereden? Peki bunu nasıl söyleyebiliriz? Bakın bunu aslında bir kural daha vermem gerekiyor onun için ama onu da şöyle kenarda vereyim hatta isterseniz. Onu sonradan verelim. Hiç karıştırmayayım şimdi orayı. A üzeri x bölü A üzeri y. Yani 5'in 7'inci kuvvetiyle 5'in 1 bölü ikinci kuvvetinin bölümü 5 üzeri 7 eksi 1 bölü 2'ye eşit. O da neye eşit? 5 üzeri 7 kere 2 14, 13 bölü 2'ye eşit. Veya evet şuraya biraz daha boşluğa ihtiyacım var demek ki benim. Boşluk koyacağım. Veyahut da ne yapabiliriz? İşte pi'nin y'inci kuvveti bölü pi'nin karesi, yani bölümü ne eşittir? Pi'nin e eksi ikinci kuvvetine eşittir diye söylüyoruz. Dördüncü özelliğimiz ise o da şu şekilde. A'nın x'inci kuvvetinin y'inci kuvveti ne eşit? A'nın x çarpı y'inci kuvvetine eşit. Onu da a üzeri y'nin x'inci kuvveti diye yazabilirim. Hatta onu şöyle yazabilirim. Bakın şurada. Şöyle daha güzel olacak. Biliyorsunuz çarpmanın değişme özelliği olduğu için a üzeri x çarpı y'yi a üzeri y çarpı x diye yazabilirim. Bu da a'nın y'inci kuvvetinin x'inci kuvvetine eşit olacaktır. Doğal olarak buradan ne söyleyebiliriz? Mesela 3'ün 4'üncü kuvvetinin 1 bölü 3'üncü kuvveti neye eşit olur? 3 üzeri 4 çarpı 1 bölü 3'ten ne yapar? 3 üzeri 4 bölü 3'e eşit olur. Veya biraz daha gene boşluk ekleyeceğim. Veya 2'nin eksi birinci kuvvetinin eksi üçüncü kuvveti neye eşit olur? 2 üzeri eksi 1 çarpı eksi 3. O da 2'nin kübüne eşit olmuş olur. 9'un karesi mesela nasıl yazılabilir? İşte 3'ün karesinin karesi yani 3'ün 4. kuvvetine eşittir diye söylenebilir. Şimdi bunu söyledikten sonra dikkat ederseniz şu bölme kuralına tekrar gelmek istiyorum. Çünkü aslında bölme kuralının iki tane kuvvet değil mi? Tabanları aynı olan iki tane sayının çarpımını nasıl vermiştim? A üzeri x artı y diye vermiştim. A üzeri x ile
A üzeri y'nin bölümünü ise nasıl vermiştim? A üzeri x eksi y diye vermiştim. Şu aslında, şu özellik, bu vermiş olduğumuz bir önceki özellikte ilk birinci özelliğin birleşimi. Bakın, A üzeri x ile bunu şöyle yazabilir miyim? A üzeri x ile 1 bölü A üzeri y'nin çarpımı diye yazabilir miyim? Evet, yazabilirim. Peki 1 bölü A üzeri y'yi nasıl yazabilirim? Onu da şöyle yazabilir miyim? 1 bölü A neydi? 1 bölü A'nın eksi birinci kuvvetiydi. A'nın eksi birinci kuvvetinin y'inci kuvveti diye yazabilir miyim? Evet. Peki bu da ne olacaktır? A üzeri eksi 1'in y'inci kuvveti A üzeri eksi y'ye eşit olmayacak mıdır? Evet. Bakın ne oldu? İki tane sayının tabanları aynı olan iki tane sayının çarpımı da kuvvetler toplanıyordu. O zaman ne olacak? A üzeri x eksi y şeklinde, değil mi, gelmiş olacak. Yani aslında iki tane taban, yani tabanlar olan iki tane sayının bölümü şu çarpım kuralıyla, az önce vermiş olduğumuz kuralın birleşimi şeklinde, bir sonuç şeklinde söyleyebiliriz, ifade edebiliriz. Bunun dışında peki ne gibi özelliklerimiz var? Tabanlar aynı olmazsa ne olur? Farklı olursa o zaman ne olur diye bakalım. A üzeri x ile mesela b üzeri x tabanlar farklıysa kuvvetlerin aynı olması lazım ki çarpma işlemini gerçekleştirilebilelim arkadaşlar. Yani 2'nin mesela 1 bölü 3. kuvvetiyle 3'ün 1 bölü 3. kuvvetini çarpabiliyorum. Neden? Çünkü ikisinin de kuvvetleri aynı, tabanlar farklı olsa bile. Bu nasıl yazılacak? 2 çarpı 3'ün 1 bölü 3. kuvveti, yani 6'nın 1 bölü 3. kuvveti diye yazılacak. Bunu tersten de tabii ki uygulayabiliriz arkadaşlar. Bunu tersten de uygulayabiliriz. Şöyle ki mesela 10 üzeri 10 üzeri 1 bölü 7'yi ben nasıl yazabilirim? 10 ne ile neyin çarpımıdır? 2 ile 5'in çarpımıdır, değil mi? Asal çarpanları 2 ile 5'tir. 2 ile 5'in 1 bölü 7. kuvvetidir. O da 2 üzeri 1 bölü 7 ile 5 üzeri 1 bölü 7'ye nedir? Eşittir arkadaşlar. Pekala. Tabanları farklı ama üstleri aynı olan sayıların bölümlerini nasıl ifade edebiliriz derseniz de bu sefer bunu da A bölü B'nin eksinci kuvveti diye yazabiliriz. Yani hep devamlı boş bekleyip de bir hal olduk, değil mi? Çok yere ihtiyacım olmuş benim. Tabii yanlış yere koyduk bu. O yüzden de soru gitmedi. Şimdi peki bununla ilgili bir örnek verelim. Mesela 12'nin eksinci kuvvetiyle, diyelim ki 6'nın eksinci kuvveti neye eşittir derseniz, 12'nin x 12 ile 6'nın bölümünün eksinci kuvvetine, yani 2 üzeri x'e nedir? Eşittir diye söyleyebiliriz. Veya 75'in eksinci kuvveti bölü 5'in eksinci kuvveti nedir derseniz, bu 75 bölü 5'in eksinci kuvvetine eşittir. 75'i de 5'e bölersek ne olacaktır? 15 kalacaktır. 15 üzeri x'e eşittir. Hatta bunu da nasıl yazabilirsiniz? İşte 3 üzeri x ile 5 üzeri x şeklinde de yazabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında peki ne gibi özelliklerimiz var? Denklem çözümlerimiz de var. Denklemi çözmek için kullanacağımız bazı ifadeler de var. Onlar da nedir arkadaşlar? Şöyledir. Eğer üstel ifadelerde a üzeri x a üzeri y'ye eşittir ancak ve ancak x eşittir y olursa diye söylüyoruz. Burada tabanlar eşitse kuvvetler birbirine eşittir. Normal şartlar altında tabii burada a pozitif bir reel sayı olduğu için direkt olarak bunu söylüyorum ama onu da lütfen dikkat edin. A'nın pozitif olduğuna dikkat edin lütfen. Mesela 2 üzeri x 2 üzeri 3x eksi 4'e eşitse o zaman x eşittir 3x eksi 4 olmalıdır. Yani 4 eşittir 2x olmalıdır. X kaç olmalıdır? 2 olmalıdır diye hemen ne yapabilirsiniz? Bu bir üstel denklemdir. Bilinmeyen kuvvette olduğu için, x kuvvet olarak yer aldığı için bu bir üstel denklemdir. İkisi, bakın tabanlar birbirine eşit olduğu için kuvvetler de birbirine eşit olmak zorunda diyerek ne yapıyoruz? Denklemimizi çözüyoruz. X eşittir 2 olmalıdır diye buluyoruz. Pekala, bunun dışında başka ne gibi bir şey
söyleyebiliriz. Tabanlar farklı olsun. A üzeri x ve eşittir b üzeri x olsun. Değil mi? Böyle bir durum söz konusu olsun. Ve burada da tabii ki x'in sıfırdan farklı olduğunu varsayalım. Çünkü x zaten sıfırdan farklı olmazsa bu her a ve b reel sayısı için bu eşitlik zaten sağlanacaktır. Çünkü sıfırdan farklı her a ve b reel sayısı için bu sağlanacaktır. Çünkü sıfırdan farklı her reel sayının, değil mi? Sıfırıncı kuvveti kaça eşittir? 1'e eşittir. Yani b de sıfırdan farklı bir reel sayı olduğunda b'nin de sıfırıncı kuvveti 1'e eşit olduğu için zaten x sıfırdan farklı olmazsa hani bunu ne yapamam? Her zaman geçerli olabileceği durumlar söz konusu olacak. O yüzden x'in sıfırdan farklı olması gerektiğini ifade ediyorum arkadaşlar. Biraz daha boşluk ekleyeceğim. Şimdi bu yani a üzeri x eşittir b üzeri x dedik ve burada da x'in sıfırdan farklı olması gerektiğini de söyledik. Öyleyse o zaman ne olması lazım? A'nın b'ye eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Yani tabanlar yani kuvvetler birbirine eşitse o zaman da tabanların birbirine eşit olması gerekiyor diye ifade ediyoruz arkadaşlar. Yani bunun için de mesela örnek olarak ne verilebilir? Şöyle bir şey söylenebilir mesela. Evet 7a eksi 3 üzeri x eşittir 3 üzeri x olsun. Hep de 3 kullanıyoruz ya. 3 kullanmayalım bu sefer de mesela başka bir şey kullanalım. 5 diyelim. 5 üzeri x olsun. Bu durumda ne olması lazım? 7a eksi 3'ün 5'e eşit olması lazım. Yani 7a'nın 8'e, a'nın da 8 bölü 5'e eşit olması lazım arkadaşlar. Bu eşitliğin sağlanması için tabii x'in gene sıfırdan farklı olduğunu varsayıyoruz. O varsayım altında bunu çözüyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim eşitsizliklere. Yani eşitsizlikleri nasıl çözeceğimizi söyleyelim. Eğer biliyorsunuz eğer taban 0 ile 1 arasında ise bu durumda bizim fonksiyonumuz azalan bir fonksiyon. Yani f reel sayılardan reel sayılara pozitif reel sayılara fx eşittir. A üzeri x neydi? Azalandı. Azalan olduğu için şöyle bir durum söz konusu olacak. Mesela 1 bölü 2'nin diyelim ki 1 bölü 2'nin x artı birinci kuvveti 1 bölü 2'nin üçüncü kuvvetinden küçüktür dendi. Tamam mı? Dikkat ederseniz burada taban ne? Taban 1 bölü 2 yani 0'la 1 arasında bir sayı. Birden küçük bir sayı. Peki madem ki 1 bölü 2 üzeri x azalansa bu eşitsizliğin sağlanması için x artı 1'in 3'ten büyük olması yani x'in 2'den büyük olması lazım. Çözüm kümesi bu eşitsizliğin nedir? 2'den büyük olan reel sayılardır. Şöyle yazalım. 2'den büyük olan reel sayılardır bu eşitsizliğin çözüm kümesi. Öte yanda aynı eşitsizliği şöyle verseydi mesela işte 7'nin x artı birinci kuvveti küçüktür 7'nin kübü deseydi 7 üzeri x artan bir fonksiyon olduğu için kuvvetler arttıkça sayı da büyüyeceği için bu eşitsizliğin olması x artı 1'in 3'ten küçük olmasıyla yani x'in 2'den küçük olmasıyla mümkün olacaktı. Bu durumda da çözüm kümemiz ne olacaktı? 2'den küçük olan reel sayılar olacaktı. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi gelelim farklı farklı örneklere, bütün bu verdiklerimizi kullanabileceğimiz tarzda örneklere. İlk örneğimize bakalım. 2 üzeri x 15'e eşit, 3 üzeri y 105'e eşit, 5 üzeri z 120'ye eşit. Bunu böyle olduğuna göre x, y, z sayılarını küçükten büyüğe doğru ne yapayım demiş, sıralayayım diye söylemiş. Peki ben böyle bir durumda ne yapacağım, nasıl ilgileneceğim? Yani sonuçta bu sefer dikkat ederseniz
Ne yapmamışız arkadaşlar? Yani tabanı aynı olan sayıları kıyaslamıyorum. 2 üzeri x var, 3 üzeri y var, 5 üzeri z var. Tabanlar farklı, kuvvetler farklı. Nasıl düşüneceğiz? Şimdi birincisi, bütün sayılarımızın tabanları birden büyük mü? Evet. Öyleyse bunlar artan mı? Evet. Şimdi 2 üzeri x'i 2'nin kuvvetleri cinsinden hangi iki sayının arasında yazabilirim? Yani 2 üzeri x 15'e eşitmiş değil mi? 15. 2 üzeri x 15'miş. Şöyle yazayım. 15 yazalım buraya. 15 2'nin dördüncü kuvveti yani 16'dan küçüktür. Ama 2'nin kübünden yani 8'den nedir? Büyüktür. Değil mi? Öyleyse yani öyleyse 2'nin kübü küçüktür. 2 üzeri x o da küçüktür. 2 üzeri 4 oldu. Şimdi tabanımız 2 birden büyük bir sayı olduğu için 2'nin kuvvetleri arttıkça, kuvvetler arttıkça 2'nin kuvvetleri ne oluyor? Büyüyecektir. Değil mi? Bu durumda x sayısı 3 ile 4 arasında bir sayı olmak zorundadır. Öyle değil mi? Peki 105'e baktığımız zaman 105 sayısına bakalım. Bu 3'ün 81'den büyüktür. Bu sayıma 81'den büyüktür. Yani 3'ün 4. kuvvetinden ve 3'ün 5. kuvvetinden nedir? Küçüktür. Yani 243'ten de küçüktür. Öyleyse 3 üzeri 4 küçüktür. 3 üzeri y o da küçüktür. 3 üzeri 5 olduğuna göre bu durumda ben gene taban yani 3 tabanı birden büyük olduğu için bu eşitsizliğin sağlanması için 4'ün y'den küçük onun da 5'ten küçük olması gerekmekte. Devam ediyorum. 5 üzeri z neymiş? 120. 5 üzeri z yani 120, 125'ten yani 5'in kübünden küçük, 5'in karesinden ise büyük bir sayıdır. Öyleyse 5'in karesi 5'in z'inci kuvvetinden ve bu da 5'in kübünden küçük olacaktır. Ve 2 küçüktür z, o da küçüktür 3 olacaktır. Şimdi bu durumda hangisi en büyük, hangisi en küçük olacaktır? Dikkat ederseniz z 2 ile 3 arasında yer alıyor. O yüzden en küçükleri z olmalı. X 3 ile 4 arasında yer alıyor. O y'den küçük olmak zorunda. En büyük değerimiz y, en küçük sayımız y, en büyük sayımız y, en küçük sayımız ise z olacağı için eşitsizliğimiz z küçüktür x, o da küçüktür y şeklinde olacaktır diye ifade ediyoruz. Şimdi diğer sorularımıza şöyle bakalım. Bakın bu da bir eşitsizlik sorusu. Peki burada ne dikkatimizi çekiyor? Taban. 3 bölü 4. Taban 0 ile 1 arasında. Ve 3 bölü 4'ün x'inci kuvvetinin ne olduğunu biliyorum ben? Azalan olduğunu biliyorum. Azalan olduğunu biliyorum. Bu durumda 3 bölü 4'ün x eksi 13. kuvveti 3 bölü 4'ün 2x eksi 5. kuvvetinden küçük ise x eksi 13'ün neden büyük olması gerekir? 2x eksi 5'ten büyük olması gerekir. Bu eşitsizliği çözmemiz isteniyor. Bu birinci dereceden bir bilinmeyen bir eşitsizlik. X'leri bir tarafta toplayalım. Y'leri bir, X'leri bir tarafta toplayalım. Sabitlerini bir tarafta toplayalım. Eksi 13 var burada. Yanına da bir tane artı 5 gelecek. Her iki taraftan da x çıkartınca burada x kalacak zaten. Ne olacak? Eksi 8 büyüktür x olacak. Yani çözüm kümemiz ne olması gerekecek? Arkadaşlar x'ler eksi 8'den küçük olmalı. Eksi 8'den küçük olan tüm reel sayılar olacak. Taban, bakın tabanımızın 0 ile 1 arasında olması neyi etkiledi? 3 bölü 4'ü. 4'ün x eksi 13. kuvveti 3 bölü 4'ün 2x eksi 5. kuvvetinden küçükse kuvvet x eksi 13 küçük olanın kuvveti değil mi? Şuradaki 2x eksi 5'ten ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda.
Pekala, taban birden büyük bir sayı olsaydı, o zaman ne yapacaktık? Taban birden büyük bir sayı olsaydı, yani 4 bölü 3'ün x eksi 13. kuvveti 4 bölü 3'ün 2x eksi 5'in kuvvetinden küçük olsaydı, o zaman x eksi 13 küçüktür. Ne diyecektik? 2x eksi 5 diyecektik. Eksi 8 küçüktür. X olacaktı. Yani çözüm kümemiz bu sefer eksi 8'den büyük olan reel sayılar olacaktı. Burada dikkat ederseniz 4 bölü 3 birden büyük olduğu için 4 bölü 3'ün x'inci kuvveti ne oluyor? Artan oluyor. Yani x'ler büyüdükçe 4 bölü 3'ün kuvvetleri de aldığı 4 bölü 3 x'inci kuvvetleri de ne oluyor? Büyüyor demekti bu da. Peki diğer sorumuza bakalım. O da bir başka eşitsizlik sorusu aslında. Az öncekinden farklı değil. Bunu da şöyle gösterelim size. 4 üzeri 2x artı 3 küçüktür. Bakın burada 1 bölü 4 yazmış. 1 bölü 4'ü 4'ün eksi 1. kuvveti diye yazıyorum. Ve 4 üzeri 2x artı 3 küçüktür. 4 üzeri eksi 2x eksi 10 diyorum. Taban birden büyük olduğu için bu 4 üzeri x artan bir fonksiyon olacaktır. Ve bu eşitsizliğin sağlanması için 2x artı 3'ün eksi 2x eksi 10'dan küçük olması gerekecektir. Yani 4x'in de eksi 13'ten küçük, x'in de eksi 13 bölü 4'ten küçük olması gerekecektir. Çözüm kümemiz eksi sonsuz eksi 13 bölü 4 açık aralı olacaktır. Yani A şıkkı olması gerekecektir. Denklem sorusuna geldik. Dikkat ederseniz burada arkadaşlar tabanlar birbirinden farklı, kuvvetler de birbirinden farklı. Ben ya tabanlar aynıysa denklemleri çözebiliyorum ya da kuvvetler bir eşitse denklemi çözebiliyorum. O yüzden de burada tabanları ancak eşitleyebileceğimi görebiliyorum. Çünkü bir tanesi 4, bir tanesi 16. 16'nın ne olduğunu biliyorum. 4'ün karesi olduğunu biliyorum. Onu kullanacağım. 4 üzeri 14x eksi 18 eşittir 4'ün karesinin 5x eksi 11. kuvveti. Buradan da 4 üzeri 14x eksi 18 eşittir 4 üzeri 10x eksi 22 yapar. 14x eksi 18 eşittir 10x eksi 22 ve buradan da her kitaptan 10x'i çıkartırsam 4x, her tarafı 18 eklersem eksi 4 olur. X eşittir kaç olur? Eksi 1 olur. X eşittir eksi 1 olması durumunda bu denklem sağlanacaktır diye ifade ediyoruz arkadaşlar. Burada benzer bir başka örneğimiz daha var. Bu sefer de ondalık sayılar verilmiş. Ama şunu görüyorum. Sıfır tam 10 yüzde 4 nedir? Sıfır tam 10'da 2'nin karesidir. Burada da bunu kullanacağım. Sıfır tam 0 4'ün x artı 1. kuvveti yerine ne yazacağım? Sıfır tam 10'da 2'nin karesinin nesi yazacağım? X artı 1. kuvveti yazacağım. O da ne eşittir? Sıfır tam 10'da 2'nin 2x artı 2. kuvveti. Artık denklemimi ne yapabilirim? Çözebilirim. Artık denklemimi çözebilirim. Şuraya gerçekten boşluğa ihtiyacım var. Evet. 0 tam 10'da 2'nin x artı 2x artı 2. kuvveti 0 tam 10'da 2'nin 1 eksi x'inci kuvvetine eşit olduğuna göre 2x artı 2 eşittir 1 eksi x olur. Her iki tarafa x ekledim. Her iki taraftan 2 çıkarttım. Cevabımız ne olacaktır? X eşittir eksi 1 bölü 3 olarak bulunmuş olacaktır arkadaşlar. Şimdiki örneğimiz biraz daha farklı. Hangi açıdan farklı derseniz de aslında bu ikinci dereceden denkleme dönüştürülebilen bir soru. Nereden biliyorum? Şuradan biliyorum. Bakın şimdi. Önce şunu düzenleyelim. 4 nedir? 2'nin karesidir. 2'nin karesinin x'inci kuvveti. Eksi 3 çarpı 2 üzeri x artı 1 nedir? 2 üzeri x ile 2'nin çarpımına eşittir. Artı 8 eşittir 0. Şimdi bu da 2 üzeri x'in karesi eksi
3 kere 2 6 oldu. 6 çarpı 2 üzeri x artı 8 eşittir 0 elde ettim. Şimdi dikkat edersiniz. Burada bir değişken dönüşümü yapacağım. 2x'i 2 üzeri x'e ne diyelim? Selcenin s'si olsun. Değil mi? Yani bu 5'e benzedir. S veya selcenin z'si olsun. Selcenin z'si. Şimdi z'nin karesi. Z'nin karesi. Eksi 6z artı 8 eşittir 0. Şimdi bu ikinci dereceden bir denklem mi? Evet. Ben bunu çözmeyi biliyor muyum? Evet. Nasıl çözeceğim? Eğer biliyorsunuz bunun tam sayı kökleri varsa bu kökler tabii ki artı 8'in çarpanlarından bir tanesi olacak değil mi? Hemen bakalım. Artı 8'in öne iki tane çarpanını bulacağım ki toplamları eksi 6 olacak. Bunlar da eksi 4 ve eksi 2'dir. Öyleyse z kare eksi 6 z artı 8'in çarpanları z eksi 4 çarpı z eksi 2 olacağından köklerden bir tanesi 4. Diğeri ise ne olacaktır? 2 olacaktır. Şimdi 2 üzeri x 4'e eşit veya 2 üzeri x eşittir 2 olursa x'in alabileceği değerler ne olur? 2 veya 1 olur. Yalnız burada şuna dikkat etmeniz gerekmekte. Şimdi ben neye z dedim? 2 üzeri x'e. 2 üzeri x her zaman sıfırdan büyük. Köklerden bir tanesi negatif çıksaydı, değil mi? O zaman ne söz konusu olamazdı arkadaşlar? O negatif olan kökü çözüm kümesine almam mümkün olmayacaktı. Şimdi diyeceksin ki hocam çok afaki konuşuyorsun. Biraz bize değil mi örnek göster. Bakın şimdi şöyle yapalım. Mesela 2 üzeri x artı 4 çarpı 2 üzeri x eksi 2 eşittir 0 olsun. Değil mi? Bu şekilde olsun. Yani denklemimizin çarpanlarının bu şekilde geldiğini varsayıyorum. 2 üzeri x eşittir eksi 4 veya 2 üzeri x eşittir 2 çıkacak değil mi? 2 üzeri x'in eksi 4 eşit olması mümkün mü? Değil. Bunu kastediyorum. 2 üzeri x'in 2 eşit olması mümkün mü? Evet. Buradan çıkar. X eşittir 1 çıkar. Yani ikinci dereceden denklemi çözdükten sonra çarpanlarınızdan bir tanesi böyle eksi 4 gibi bir pardon köklerinizden bir tanesi eksi 4 gibi negatif bir sayı çıkarsa 2 üzeri x'in negatif bir değer alması söz konusu olamayacağı için onu ne yapmayacağım? Dikkate almayacağım. Şimdi gelelim başka bir örneğe. Burada ne yapmışız arkadaşlar? Burada da 2 üzeri x'i a'ya eşitlemişiz. 1 bölü 3 üzeri x'i b'ye eşitlemişiz. Ve 5 üzeri x'i de c'ye eşitlemişiz. 36 bölü 5'in x'inci kuvvetinin kaça eşit olacağını sormuşuz. Nasıl yapacağız bu soruyu? 36 bölü 5. 5 zaten cepte. Yani burada 36'yı 2'nin ve 3'ün kuvvetleri cinsinden yazmamız gerekiyor. Peki nasıl yazabilirim ben? 36'nın asal çarpanları nelerdir arkadaşlar? 36 9 ile 4'ün çarpımı yani 2'nin karesiyle 3'ün karesinin çarpımına eşit veya 6'nın karesinden de gidebilirdik. İki şekilde düşünebilirsiniz. Bakın bu şekilde yazabiliriz değil mi? O zaman bunu da şöyle yazabilir miyim? Evet bunu böyle yazdık. Çok güzel. Pekala 36 bölü 5'in x'inci kuvvetini şöyle yazabilir miyim? 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi bölü 5'in nesi? X'inci kuvveti de yazabilir miyim? Kesinlikle yazabilirim. Peki bunu şöyle yazabilir miyim? 2'nin karesinin x'inci kuvveti çarpı 3'ün karesinin x'inci kuvveti bölü 5'in karesinin x'inci kuvveti de yazabilir miyim? Yazabilirim. Neden? Nereden yazacağım bunu? Hatırlarsanız eğer şöyle bir özellik vermiştik size. Demiştik ki m ve n pozitif reel sayılar ve birden de farklı olsunlar. O zaman m'nin x'inci kuvvetiyle n'nin x'inci kuvveti ne eşitti? M çarpı n'nin x'inci kuvveti ne eşitti? Veya tersten m çarpı n'nin x'inci kuvveti
ne eşitti? M üzeri x de m üzeri x'in çapına eşitti. Benzer şekilde m bölü n'nin x'inci kuvveti ne eşitti? M üzeri x ile m üzeri x'in çarpımı bölümüne eşitti. Bunları kullanıyorum. Yani yaptığım şey sadece bu kuralı kullanmak. Buradan da 2'nin karesinin x'inci kuvveti 2'nin x'inci kuvvetinin karesine eşittir. Nereden mi biliyorum? Onu da şuradan biliyorum. M'nin x'inci kuvvetinin y'inci kuvveti m üzeri x çarpı y'ye, o da m üzeri y'nin x'inci kuvvetine eşitti. Yani şurada y ile x'in yer değişmesi söz konusuydu. Burada da onu kullanacağım. 3 üzeri x'in karesi bölü 5 üzeri x'in karesi. Peki neden bunu kullandım derseniz. Çünkü bana 2 üzeri x, işte 1 bölü 3 üzeri x ve 5 üzeri x verilmiş. Hatta şunu da düzenleyelim. Eğer 1 bölü 3 üzeri x b'ye eşitse 3 üzeri x ne eşittir? 1 bölü b'ye eşittir. Değil mi? Şimdi bunların hepsini şurada cevabımızda yerine yazalım. 2 üzeri x'in yerine ben ne yazacağım? Neden yazamıyorum burada? Evet. Bir ekran gitti geldi herhalde. Bir gidip gelme oldu. Tamam. Sorun yok. Şimdi burada ne yapacağım? Devam edeceğim. Burayı ayrıca değerlendirelim. 2 üzeri x'in yerine ne yazacağım? A yazacağım. 3 üzeri x'in yerine b yazacağım. 1 bölü b, pardon, 1 bölü b yazacağım. 5 üzeri x'in yerine ne yazacağım? C yazacağım. C'nin karesi. Buradan da cevabımız ne çıkacaktır? A'nın karesi. 1 bölü b'nin karesiyle çarpmak demek b'nin karesine bölmek demektir. A'nın karesi bölü b'nin karesi çarpı c'nin karesi olacağına göre cevabımız e şıkkıdır diye ne yapmış oluruz arkadaşlar? Söylemiş oluyoruz. Evet, buradaki örneklerimizi ne derler? Bu derslik örneklerimizi burada sonlandıracağız. Bir sonraki dersimizde de ne yapacağız? Biraz daha farklı örnekler üzerinden devam edeceğiz. Ve sonrasında üstel fonksiyonlar konusunu aslında tamamlamış olacağız arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, esenlikle kalın diyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.